Arkadaşlar merhabalar. Bilin bakalım neye başlıyoruz? Geometriye giriş yapıyoruz. İlk konumuz çokgenler. Hadi bakalım. Çokgenler başlığı altında iki tane önemli ana unsurumuz var. Bunlardan bir tanesi çokgenin özellikleri, diğeri ise düzgün çokgenler. O zaman kullanım alanlarına ve ödevlerimize bakalım, ardından da başlayalım. Çokgenlerin kullanım alanları ve faydalarını şöyle bir sıralarsak. Çokgenlerin kullanım alanları oldukça geniş arkadaşlar. Mimarlık, mühendislik, grafik tasarımı, matematik, oyun geliştirme ve coğrafya gibi birçok alanda faydalanıyoruz. Çokgenler düzenli yapılar ve geometrik desenler oluşturmak için kullanılabilir ve alan hesaplamalarında pratiklik sağlıyor bize. Ayrıca çeşitli nesnelerin şekilleri tanımlamak ve analiz etmek için de kullanılabiliyorlar. Epeyce de bir şey varmış. Hala devam ediyoruz. Çokgenler ayrıca harita çizimi ve planlamada kullanılır. Şehir planlamalarında, mimari projelerde, alanların düzenlenmesinde faydalı olabiliyorlar. Ayrıca CNC makineleri ve 3D yazıcılar gibi üretim teknolojilerinde prototip oluşturmak için çokgenlerden yine faydalanılıyor. Ayrıca çeşitli sanat ve el sanatları alanlarında biliyorsunuz dekoratif böyle çokgenler, üçgenler, beşgenler kullanılıyor. Oralarda da yer alıyor. Ne kadar kullanışlı ve önemli olduğunu gösteriyor bu bize çokgenlerin. Peki bu konudan sonra sorumluluklarımız neler? Ödevlerimizi sıralarsak. Eğer 0'dan 10'a matematiği çalışıyorsan güzel kardeşim, 222'den 227'ye kadar sorumlusun. Dinamo matematik üzerinden çalışıyorsan sayfa 253'ten 268'e kadar sorumlusun. O halde büyük bir heyecanla geometriye başlıyoruz. Hadi bakalım. Çokgenlere şöyle bir başlıyoruz. Haydi bakalım. Herhangi üçü doğrusal olmayan n tane noktanın birleşmesiyle oluşan kapalı şekle çokgen denir diyor. Tabi n 3 ya da 3'ten büyük olacak. Çünkü çokgenlerimiz üçgenden başlıyor. Dörtgen, beşgen, altıgen diye devam ediyor. Şimdi bazı elemanlar var sizinle tanıştırmak istediğim. Mesela A bir köşeymiş. A köşe olduğu gibi B'de, C'de, D'de, E'de, F'de bu çokgenin köşeleri arkadaşlar. Kenar dediğimiz ifade çokgenimizin etrafını bu şekilde belirttiğimiz, iki köşeyi birleştirdiğimde elde ettiğim uzunluğa kenar diyorum. Fakat kenar olmayan, kenar olamayacak iki köşeyi birleştirdiğimde gördüğüm gibi bu da köşegen adını alıyor. İç açımız var. Mesela C iç açısını göstermişiz. Şurası da mesela iç açı, burası da iç açı. İç açı 180 dereceye tamamlayan İfade dış açı. Mesela bir tane de şuradan çizeyim. Şunu uzattım. Şurası bizim neyimiz? Dış açımız. Bunun haricinde yan taraftaki bazı bilgilere hakim olmam lazım. Diyor ki en kenarlı bir çokgenin bir köşesinden en eksi 3 tane köşegen geçer diyor. Demek ki bir beşgenimiz olsa bir köşesinden 5 eksi 3'ten 2 tane köşegen çizebiliyoruz. Bir beşgen çizelim şuraya. Bir tane köşe belirleyelim. Bu köşeden bir tane böyle, bir tane böyle köşegen çizebiliyoruz. Başka köşegen çizemedik. Gördüğün gibi iki tane çizebildin bir köşeden. Bu köşegenler, yani çizdiğimiz bir köşeden çizdiğimiz köşegenler çokgeni en eksi iki tane üçgensel bölge ayırır. Yine beşgen üzerinden konuşalım. 5 eksi 2'den 3 tane üçgensel bölge ayıracağını söylüyor. Bakın 1, 2, 3. Dolayısıyla 3 tane ne yaptı? Üçgeni ayırdı. İç açıların ölçüleri toplamı son derece önemli kurallardan bir tanesi. En eksi 2 çarpı 180. 2 çıkartıyoruz, sonrasında bunu 180 ile çarpıyoruz. Sebebi ne? Kaç tane üçgen oluşturmuştuk? En eksi 2. Her birinin iç açıları toplamı ne kadar? 180. Oradan kaynaklı haberin olsun. Yani en eksi 2 çarpı 180'e emin ol unutmayacaksın çok fazla kullanacağından dolayı. Buradaki en eksi 2 oluşturulan bir köşeden çizildiğinde köşegenlerin oluşturduğu üçgen sayısı olarak aklında kalabilir. 1 eksiği de yani en eksi 3'te köşegen sayısını veriyor bir köşeden çizilen. Sorumuz diyor ki iç açıların ölçüleri toplam 1620 derece olan bir çokgenin kenar sayısını bulalım. İç açıların ölçüleri en eksi 2 çarpı 180 derece kuralıyla bulunuyordu. Bunun karşılığı 1620 ise. 180 ile 1620'yi sadeleştirdiğimde buradan ne kalacak arkadaşlar? 9. En eksi 2 9'a eşitse n'in karşılığı buradan ne gelecektir? 11 gelecektir. Demek ki 11 genden bahsediyormuşuz diyoruz. Lütfen unutma, iç açılar toplamının kuralı neymiş? N-2 çarpı 180. Şimdi geometride önemli olan meselelerden bir tanesi şu. Sadece bilmek yetmiyor. Görmek de lazım. Nasıl bakacağını bilmek lazım. Soruları çözerken bu noktada sana küçük atışlar yapacağım. Dolayısıyla sen de bu atışları karşılarsan bence geometriyle alakalı mevzuyu çok güzel kopartıp gideceğiz. Şimdi bakın. Burada kaçgen var. Önce onunla başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gen var. İç açılar toplamını merak ediyor. N-2 çarpı 180. N yerine altıgen olduğundan dolayı 6 yazıyorum. 4 çarpı 180'den
altıgenin iç açıları toplamının ne kadar olduğunu buluyorum? 720. 40 derece bizim dış açımız. Hatırlarsan iç açıyla dış açının toplamının 180 olduğunu söyledim. Dolayısıyla 180'den 40'ı çıkarttığımda burası 140. Aynı durum burada da var. 180'den 45 çıkarttığımda buranın karşılığı 135. O halde son kısma geliyorum. Bakın 125, 95, 135, 105 ve 140 bizim iç açılarımız. Bir iç açımızda kim? X. O zaman bunların hepsini toplayıp 720'den çıkartırsam kimi elde etmiş olacağım? X'i elde etmiş olacağım. O zaman buyurun alt alta yazıyorum. 125, 95, 135, 105 ve 140. Bunları topluyorum. 5, 5, 5, 5, 20. 0'ı koydum. 2, 4, 9 daha 13, 3 daha 16, 4 daha 20. Elde 2. 3, 4, 5, 6. 600 yaptı bunlar. Peki 720 yani altıgenin iç açılarının tamamının toplamı 720'den 600'ü çıkartırsam aradığım x açısının ölçüsünü ne bulmuş olacağım? 120 derece bulmuş olacağım diyoruz. Demek ki bize iç açılar verildiğinde hemen aklımıza iç açılar toplamı üzerinden yürümek gelmeli. Bir uyarı geldi. En kenarlı bir çokgenin dış açıların ölçülerinin toplamı 360 derecedir. Bakın. İç açılar toplamı nasıl buluyorduk? N-2 çarpı 180. Yani N değiştikçe, kenar sayısı farklı farklı soruldukça iç açılar toplamı da ne yapıyordu? Değişiyordu. Fakat buradan anladığım şey şu. Dış açılar toplamı sabit. Hepsi 360 derece. Peki diyor ki iç açılarının ölçüleri toplamı, hemen yazıyorum. N-2 çarpı 180. Dış açılarının ölçüleri toplamının yani kimden bahsediyor? 360'dan. Kaçgen olduğunu bilmemize gerek yok. Bütün çokgenlerin dış açılar toplamı 360. 3 katıymış. Peki 180 ile 360'ı sadeleştirdim. N-2 2 çarpı 3'ten 6'ya. N'in karşılığı da buradan neye eşit olacaktır? 8'e. Dolayısıyla kenar sayımız 8'miş. Sorumuz diyor ki bir çokgenin 3 iç açısının ölçüleri 115, 120, 125 derecedir. Diğer iç açıların ölçüleri eşit ve 160 derece olduğuna göre bu çokgen kaçgenlidir. Şimdi bu benim beğendiğim soru tiplerinden bir tanesi arkadaşlar. Hemen hemen her test kitabında karşına çıkacak tarzda bir soru. Fakat nasıl çözüleceğini bilemezsen çok uzun bir şekilde çözebilirsin. Burada gözümüze soka soka iç açılarla alakalı bilgiler verilmiş. Fakat soruyu iç açılardan çözmeyeceğim. Niye? Çünkü çokgenin kaç kenarlı olduğunu bilmiyorum. N-2 çarpı 180 de işimi çok da kolaylaştırmayacağından dolayı başka bir çözüm yönteminden bahsedeyim. 115, 120 ve 125 derecelik açılarımız var. Diğer iç açıların ölçüsü eşitmiş ve 160 dereceymiş. Şimdi bunların dış açılarını düzenleyip 180'den çıkartıyorum. Bunun dış açısı 65. Bunun dış açısı 60. 180'den çıkarttığında bunun dış açısı da 55. Bunlar topladığımda. Bunların dış açıları 20 ama kaç tane olduğunu biliyor musun? Hayır. X tane olsunlar. Peki bunların hepsini toplarsam dış açılar toplamına ulaşmış olmaz mıyım? Dış açılar toplamı ne kadardı? 360. Hocam buna niye X yazdın bilmiyorum. Bak güzel kardeşim. Diğer iç açıların ölçüleri eşitmiş ve 160 dereceymiş ya. Ben bunun bir tanesinin dış açısını buldum. 20. Ama kaç tane olduğunu bilmiyorsun. X tane dedim. 20x o dış açıların toplamına eşit oldu bu eşit olanların. Peki 65, 60, 55 yaptı bize 180. Artı 20x eşittir 360. 180'e atıyorum. 20x 180'e eşit. X'in karşılığı da buradan kime eşit? 9'a. Yani bundan 9 tane varmış arkadaşlar. 3 tane de burada var. Dolayısıyla kaç tane iç açın oldu? 12 tane. Kaç tane iç açın varsa o kadar kenarın vardır. Dolayısıyla 12 tane kenar var. Yani çokgenimiz 12 gelmiş. Geldik düzgün çokgenlere. Düzgün çokgenler soru adedi olarak karşımıza çok daha fazla çıkacak. Dolayısıyla düzgün çokgenlere bir tık daha fazla önem gösterirsen süper olur. Diyor ki tüm kenar uzunlukları birbirine eşit. Tüm açıların ölçüleri birbirine eşit olan çokgenlerdir. O zaman düzgün çokgen dediğinde benim hemen kafamda kenarların eşit olması ve iç açılarının hatta iç açıları eşit olduğundan dolayı dış açıların ölçülerinde birbirine eşit olması gelecek. Görüldüğü gibi kenarlarımıza bakın iki çizik atmışız. Kenar uzunluklar birbirlerine eşit. İç açılarımızı gördüğün gibi böyle nokta nokta göstermişiz. Yani hepsi birbirlerine eşit demişiz. Dış açılarımızı çizgiyle göstermişiz. Bütün dış açılar birbirlerine eşit. Ben de bir tane eklemek istiyorum. Şurası iç açımız noktalı. Şunu uzatıyorum. Burası da dış açılımız çizgili olacaktır diyoruz. Diyor ki en kenarlı bir düzgün çokgenin bir iç açısının ölçüsü N-2 çarpı 180 bölü N ile hesaplanır. Şimdi bunun mantetesi çok basit. Şöyle. N-2 çarpı 180 bize neyi veriyordu? İç açılar toplamını. Peki sizin kaç tane açınız var? N tane. Çünkü kaç tane kenarınız varsa o kadar açınız vardı.
İç açılar toplamını iç açı sayısı olan n'e böldüğümde bir tane iç açıyı bulmuş olacağım. N-2 çarpı 180 bölü n kuralı buradan geliyor. Bir dış açının ölçüsünü ise 360 değil miydi dış açılar toplamı? O zaman 360'ı n'e böldüğümde bir dış açısını bulmuş olacağım. O halde ben senin yerinde olsam şunu yaparım. Düzgün çokgenin bir iç açısı sorulduğunda n-2 çarpı 180 bölü n'i kullanmak yerine şunu kullanırım. 360 bölü n'den bunun gider dış açısını bulurum. Mesela düzgün altıgen için konuşalım. 360'ı giderim, 6'ya bölerim. 60 çıkar. 60 ne? Bir dış açısı. Bütün dış açılar 60 derece. İç açıyı bulabilmek için 180 değil miydi iç açıyla dış açının toplamı? 180'den 60 çıkartırım, 120 derim, durumu kurtarırım. Onun için düzgün çokgenin iç açısını bulmak adına önce dış açısını bulursanız çok daha rahat ilerlersiniz. Şimdi seni bazı düzgün çokgenlerle tanıştıralım. Düzgün üçgen. Eşkenar üçgen bu. Bütün kenarlar birbirlerine eşit. Açılar kaçar derece? 60. Nereden biliyorum? Çünkü iç açılar toplamı 180 ise 3'e böldüğümde 60, 60, 60 gelmeli. Bu bir dörtgen. Dörtgenin iç açılar toplamı 360. Bunlar zaten ezberinde vardır. Biliyorsun dörtgen 2 360, üçgen 2 180. Dolayısıyla 4'e böldüğümde de her bir açının karşılığı 90 derece gelecektir. Düzgün dörtgenin özel bir adı var. Kare. Düzgün beşgene geldim. Şimdi beşgenin İç açılar toplamını önce bir bakalım. 5 yazdım. 3. 3 çarpı 180'den iç açılar toplamı ne kadar geldi? 540. 540'ı 5'e bölersem 5 tane iç açım var. Her birinin değeri 108 gelecektir. Peki hocam bunu demin bir şeyler anlatmıştın. Dış açıdan bulsak daha kolay olur diye. Çok doğru. 360'ı giderim 5'e bölerim. Dolayısıyla bir tane dış açıyı ne kadar bulurum? 72. 180'den 72'yi çıkarttığımda 108 gelecektir. Hadi gel o zaman düzgün altıgenini demin konuşmuştuk yine bulalım. 360'ı 6'ya böldüm 60 bu bir dış açı. 180'den 60 çıkarttığımda düzgün altıgenin bir iç açısının 120 derece olduğuna ulaşırım. Ricam şu düzgün beşgenin bir iç açısının 108 olduğunu at hafızaya sorularda çok çıkacak. Düzgün altıgenin de bir iç açısının 120 olduğunu at hafızaya çünkü o da sorularda çok çıkacak. Yan yana iki tane sorumuz var. Diyor ki düzgün beşgenin bir iç açısının ölçüsü kaç derecedir? Galiba spoiler verdik demin. 540'ı 5'e bölmüştük. 540 nereden çıkmıştı arkadaşlar? İç açılar toplamından. Dolayısıyla 108 demiştik. 360'ı da 5'e bölüp 72'yi bir dış açı olarak bulup 180'den 72'yi çıkartırsak da düzgün beşgenin bir iç açısının karşılığının 108 derece olduğunu buluruz. Bir spoiler daha geliyor. Düzgün altıgenin bir iç açısı. İki türlü yapabilirim. Düzgün altıgenin iç açılar toplamı 720'dir. O da hafızanda durmasında fayda var. Ama en kötü ihtimal n-2 çarpı 180'de n yerine 6 yazarak bunu bulabilirsin. 720'yi 6'ya böldüğümde 120 gelir ya da 360'ı 6'ya bölerim. Buradan karşılığı 60. 180'den 60'ı çıkarttığımda da bir iç açısının ölçüsünün 120 derece olduğunu buluruz. Demek ki çok önemli bu. Tekrar söylüyorum. Düzgün beşgenin bir iç açısı 108. Düzgün altıgenin bir iç açısı 120. Sorumuz diyor ki bir iç açısının ölçüsü bir dış açısının ölçüsünün 3 katı olan düzgün çokgen kaç kenardır? İç açı, dış açı. İç açı dış açının 3 katıymış. Yani ben dış açı x dersem iç açısı 3x olacak. İç açıyla dış açının toplamı ne kadardı? 180 derece. Dolayısıyla 4x 180'e her tarafı 4'e böldüğümde x'in karşılığı buradan ne gelecek? 45. Bu ne? Arkadaşlar x kimdi? Dış açıydı. Peki biz dış açıyı nasıl buluyorduk? 360 bölü n'le buluyorduk. O halde burası da kime eşit olacak? 45'e. N'in karşılığı da buradan 360'ı neye bölsem 45 gelir sorusuna karşılık 8 olacaktır. Demek ki düzgün çokgenimiz 8 kenarlıymış. Sorumuz diyor ki şekilde diyor ABCD düzgün beşgen ve CDFG kareymiş. Buna göre AEF yani x açısını diyor bulur musun? Şimdi benden sana çok önemli bir tavsiye. Eğer çokgende açı sorusu çözüyorsanız lütfen ama lütfen kenarlarının eşit olduğunu gösterecek şekilde şöyle çizikler mutlaka atın. Düzgün beşgen olduğu için beşgenimizin kenarlarını attık. Fakat farkında olmalısın ki karenin CD kenarına çizik attıysan diğer kenarlarında ne yapmalısın? Çizik atmalısın. Çünkü bu çiziği attığında buradaki FED üçgeninin ikizkenar olduğunu göreceksin. Bakın burada da çizik var, burada da çizik var. Peki başlıyorum. Şurası 90 derece. Düzgün beşgen bir iç açısının ölçüsü ne kadardı? 108. O zaman 108'den D açısının tamamı 108. 90'ı çıkarttığınızda burası ne kadar kalacak? 18. İkizkenar üçgenin nasıl bir özelliği var? Şuradaki açıyla şuradaki açı birbirlerine eşit.
sarıya boyadığım bu üçgenin iç açılar toplamı ne kadar? 180. O zaman mantık olarak şunu geliştiriyorum. Tepe açısı 18'i 180'den çıkartıyorum. 162. Bunu iki eş parçaya ayırmam lazım ki çizikli açıları bulayım. Dolayısıyla 81, 81 geldi. Buranın karşılığı 81. E açısının tamamı da yine 108 derece değil midir? O halde 108'den 81'i çıkarttığımda 27 derece bulmuş olacağım x açısını. Bakın düzgün beşgenin bir iç açısının 108 olduğunu bilmek işimi kolaylaştırdı. İkinci öğrenmen gereken mesele ne burada? Düzgün çokgenle açı sorusu çözüyorsan kardeşim mutlaka kenarlarına şu çizikleri atarsan gizlenmiş olan ikiz kenarları ne yapabilirsin? Yakalayabilirsin. Sorumuz diyor ki şekilde diyor A, B, C, D, E, F düzgün altıgenmiş. E, G, H, K, L, M, N, P düzgün dokuzgenmiş. Buna göre F, A, G açısı sorulmuş. Arkadaşlar düzgün altıgense hemen kenarlarımıza şöyle çiziklerimizi atalım. Dikkat et düzgün dokuzgenin de kenarına bir çizik attığından dolayı aynı çiziklerle devam ediyorum. Ve görüldüğü gibi AFG üçgeninin gizlenmiş bir ikizkenar üçgen olduğunu fark ediyorum. Peki. Şimdi düzgün altıgenin bir iç açısının 120 derece olduğunu zaten biliyorum. Peki düzgün dokuzgeninki ezberimde yok. 360'ı 9'a bölüyor 40. 180'den 40'ı çıkartıyorum. Bir iç açının karşılığını 140 buluyorum. Şurası da 140. Şu tam açının buranın 360 derece olduğunu bildiğime göre 120 ile 140'ı topladığımda 260, 360'dan çıkarttığımda burası ne kadar gelecektir arkadaşlar? 100. Bizden istenilen şurası. Ben buraya x dersem ikizkenarlıktan dolayı burası da ne gelecektir? X. Sarı üçgendeki iç açıların toplamı olan 2x artı 100. Bu durumda üçgenin iç açılar toplamı 180'e eşit olacaktır. 100'ü karşı tarafa attım. 80. Her tarafı 2'ye böldüğümde aradığım x'in karşılığı buradan 40 gelecektir. Kenarlara çizik atmak önemli. Dış açıyı bulup dış açıdan iç açıya dönmek son derece önemli. Korkutucu sorulardan bir tanesi. Diyor ki yukarıdaki şekilde A, B, C, D, E, F, G bir düzgün çokgenin ardışık köşeleriymiş. A, B, H ve F, H, G noktaları doğrusalmış. Buna göre diyor çokgen diyor kaç kenarlıdır diyor. Şimdi burada malumunuz şu açıların her birisi birbirlerine eşit. Ne yapabiliriz? Şunu yapabiliriz. Şurasına x dersek arkadaşlar şu kısım 180 eksi x olacaktır. Aynı şekilde burası x ise şurasının karşılığı da 180 eksi x olacaktır. Ve sonra hocam sonrası şuradan biraz uzatırsam. Şurası x iken burası 180 eksi x. Burası x iken buranın karşılığı da 180 eksi x. Şu şekli hatırlıyor musunuz? Bu şekil yarasa şekli. Yani 180 eksi x, 180 eksi x ve şu tepedeki açının toplamı bize buradaki neyi vermeli x'i? Şurada bir hatırlatalım. Buranın toplamı buraya eşit olmalı. Bu durumda 180 eksi x ile 180 eksi x'i toplayacağım. X'ten çıkarttığımda arkadaşlar şuradaki kırmızıya boyadığım açıyı bulacağım. Peki x'ten 180 eksi x ile 180 eksi x toplarsam 360 eksi 2x yapacak. Eksiyi dağıttığımda 3x eksi 360 yapacaktır burası. Pekala geldim son kısma. Burada da aynı durum söz konusu değil midir diye bakmak lazım. Bakın şurada da bir yarasa şeklimiz yok mu? Bu sefer 3x eksi 360. Köşe açılar 180 eksi x, 120 ve 180 eksi x eşit olmalı. 180 eksi x ile 180 eksi x toplarsam 360 eksi 2x artı 120 yapacak. Ben eksi 2x'i karşı tarafa attım burası 5x. 360'ı karşı tarafa atarsam 720, 120 de burada var. 840 yapacaktır. 840'ı 5'e bölüyoruz. 840'ı 5'e böldüğümde 1 kere 5, 5. 34'te 5, 6 kere. 30, 40, 40 da 5, 8, 168. Bakın bir iç açıyı buldum. İç açı 168 ise 180'den 168'i çıkarttığımda karşılığı ne gelecek? 12. Bu dış açı. Dış açının kuralı ise 360 bölü n eşittir 12. N'in karşılığı buradan ne gelecek? 30 derece gelecek diyoruz. Kallavi bir çözüm yaptım kardeşim. Gerçekten çok da kolay olmayan sorulardan bir tanesiydi. Valla bu soruyla alakalı gönlüm çok rahat etmedi. Yani gerçekten zor bir soru
kolaylaştırabildiğimiz kadar kolaylaştıralım istedim. Bir çözüm daha göstermek istiyorum. Geometri böyle. Oradan çözersin, buradan çözersin. Yeter ki kendine ait kurallar değil de bildiğin kuralları oluştur. Şimdi bak, dış açıya x diyorum. Şunu uzatıyorum şuraya doğru. Şuraya da x diyorum, o da bizim dış açımız. Şunu uzatıyorum, şuraya da x diyorum, bu da dış açımız. Şunu uzatıyorum, şuraya da x diyorum. Burası da zaten dış açımız x. Biliyorsun düzgün çokgende bütün dış açılar birleşti. X ile x'i topluyorum, şurası 2x. Bunu nereden kullanıyorum? Diyorum ki üçgende şu açıyla bu açının toplamı buraya eşit olacaktı. Yani komşu olmayan iki iç açının toplamı bir dış açı eşit. X ile x'i toplam 2x. Aynı durumu şu üçgende yapacağım şimdi. X ile 2x'i topluyorum, burası 3x. X ile 3x'i topluyorum, burası da 4x. En son şuraya R dersen, H, R, B üçgenine bakarsanız burada bir x var. Burada da 4x var. Dolayısıyla 5x artı 120'nin eşiti 180 olmalı. 5x'in karşılığı buradan 60, x'in karşılığı da buradan ne gelecektir? 12. 12 bizim dış açımız. Demin son kısmı yaptığımın aynı şekilde yapıyorum. 360 bölen malum 12 eşit, eninde karşılığı buradan 30. Belki bunu daha çok seversin. Şimdi konu biterken çokgenin özellikleri ve düzgün çokgenleri inceledik. N-2 çarpı 180 iç açılar toplamını, dış açılar toplamı bütün çokgenlerde 360 olduğunu, bir köşesinden çizilen köşegen sayısının N-3, bu çizdiğiniz köşegenlerle oluşan üçgen sayısının N-2 olduğundan bahsettik. Sonra düzgün çokgenlere geçtik ve dedik ki soru yükü burada daha fazla olabilir. Şekilli şekilli sorularla karşılaştığınızda lütfen düzgün çokgenlerin kenarlarına, bilhassa açı sorularında kenarlarına çizgi atmayı, gizli olan ikiz kenarları yakalamayı mutlaka dikkat etmeniz gerektiğinden bahsettik. Şimdi ödüllü soru zamanı, ama benden sana tavsiye. Geometri çözdükçe gelişen, dinledikçe gelişen hikayeler. Dolayısıyla geri gelecek bazen dönüp şu videoya tekrardan bakmak zorunda kalabilirsin. Ne olur bundan erinme. Tekrardan dön, soruları nasıl çözmüşüz, hangi yolla başlamışız ve nasıl bitirmişiz, bunlar senin için son derece önemli olacak. Fakat ödüllü sorudan önce, geçen dersin ödüllü sorusunun önce çözümüne bakalım. Ödül sorumuzda bir işlem tanımlanmıştı arkadaşlar. Bu işlemde A yerine de X, B yerine de X yazmamız isteniyordu. Ben de yazayım. X artı X bölü X çarpı X artı 3. Bu ifadenin ne eşit olduğu söylenmiş 1 bölü 3'e. Düzenleyelim. 2x bölü x çarpı x'ten x kare artı 3 eşittir 1 bölü 3 gelecek. İçler dışlar çarpımı yaptığımda 1 ile x kare artı 3'ü çarptım x kare artı 3. 3 ile de 2x'i çarptığımda 6x. 6x'i karşı tarafa atarsam x kare eksi 6x artı 3 eşittir 0 tarzında bir denklemimiz olacak. Bu denklemin köklerinin x1 x2 olduğunu söylemiş. Hemen x1 artı x2 ile x1 çarpı x2'ye bir bakmak istiyorum. X1 artı x2 neydi? Eksi b bölü a. Eksi 6'yı eksi ile çarptım. 1'e böldüm. 6 geldi. X1 çarpı x2 ise c bölü a. 3 bölü 1'den de ne geldi? 3 geldi. Peki bizden istenilen? Bizden istenilen ifade ortak parantezi alındığında x1 çarpı x2 parantezi alırsam buradan bir x2 gelecek. Buradan da bir tane x1 gelecek. Dolayısıyla bakın. Burası x1 çarpı x2, burası da x1 artı x2. İkisi de elimde var. X1 çarpı x2'yi ne kadar bulduk? 3. X1 artı x2'yi ne kadar bulduk? 6. 3 çarpı 6'dan karşılığı 18 bulunacaktır diyoruz. Şimdi sırada bu dersin ödüllü sorusu. Şekil 1'de verilen önü sarı, arkası mavi olan ABCD düzgün beşgeni biçimdeki kağıt, AD doğrusu boyunca ok yönünde katlandığında E noktası şekil 2'de görüldüğü gibi E üstü noktasıyla çarpışmaktadır. Buna göre M, E üstü AB yani X kaç derecedir denmiş. Katlama esnasında o katlanan köşedeki açıların birbirlerine eşit olacağını unutmayalım. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi seviyoruz kardeşim. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.